أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kıymetli izleyiciler, 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan'a Rabbim sıhhat, afiyetle, selametle kavuşturması bizler için en büyük, en kıymetli nimetlerden bir tanesi. Ve bu mübarek ayda Rabbimizin bizden beklediği, vermiş olduğu sayısız ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz dediği bu sayısız la tuhsuha nimetler karşılığında elbette bizden beklediği en kıymetli şey de şükürdür. İşte bize verilen bu sayısız nimetlerin en külli şükrü olan müminin miracı,
vazgeçilmezi, gözünün bebeği ve mümin olmanın en belirgin özelliği olan namazı hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan 100 defa, her gün günde 5 defa emredilen ve mümin olmanın en belirgin özelliği olan اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ, o müminler ki gayba iman ederler ve namazı dosdoğru kılarlar buyurduğu Rabbimizin en kıymetli, en önemli emri hiç şüphesiz ki namazdır. Değerli izleyiciler, Müslüman olarak bizlerin en büyük sorunlarımızdan bir tanesi hiç şüphesiz ki namazsızlık sorunu. Bugün içinde bulunduğumuz ortam, yaşadığımız çevre adeta namaz kıldırmamak, namazı ertelemek, namazı ibadetini hafife almak gibi sayısız engellerle önümüze çıkabiliyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Es-salatu imadu'd-din" namaz dinin direğidir buyurarak, İslam'ı bir imanı bir binaya benzetirsek, İman ve İslam binasını ayakta tutan en önemli umdenin namaz olduğunu ifade eder. Malumunuz, bir binayı ayakta tutan en önemli şey kolonsa, iman binasını da ayakta tutan en önemli sebep elbette namazdır. Yine bir ifadelerinde her şeyin bir alameti vardır. İmanın da alameti namazdır buyurarak, bir müminin inancını, İtikadının karşı tarafa yansıyan en belirgin alametinin hiç şüphe yok ki namaz olduğunu bizlere hatırlatır. Kıymetli izleyiciler, tabii ki namaz kılan bir fert, namaz kılan bir şahıs olmak yetmez. Namaz kılan bir aile olmamız çok önemli. Rabbimiz ayeti kerimede ve'mur ehleke bis-salati ve'stabir aleyha. Ailene namazı emret. Sen de sabırla namaza devam et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu hitaba muhatap olunca 6 ay boyunca kızı Fatıma validemizin her sabah namazında kapısına giderek "Es-salah, es-salah" ifadeleriyle onu namaz için kaldırması aslında biz ebeveyne, analara, babalara, dedelere verilen büyük bir mesajdır. Yani bir dede, bir baba sabah namazına kalkıyor, evladım rahatsız olmasın diye gece lambasında namaz kılıyor, aman uykusu bölünmesin düşüncesiyle ışığı bile yakmadan o karanlıkta namazı kılıyorsa, çok ciddi bir şekilde evlatlarına, ailesine ne derece fayda mı zarar mı verdiğini hesap etmesi gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet sabahında kulun ilk hesaba çekileceği amelin namaz olduğunu, şayet bu vereceği hesap rahat ve kolay olursa, arkasından verecek hesabın da o derecede rahat ve kolay olduğunu yine ifade ediyor. Rabbimiz Miraç'ın en güzel hediyesi olan bu namazı, hani nasıl çok sevdiğimiz birinden en kıymetli bir hediyemiz geldiğinde belki madde itibarıyla 3 lira 5 lira bile etmediği halde mana itibarıyla sevdiğimiz birinin geldiği için o denli kıymetli olur ve gözümüzden sakındığımız gibi, Rabbimiz de Miraç'ın en önemli hediyesi olan "Hafizu ale's-salavati ve's-salati'l-vusta" kullarım namazlarınızı muhafaza edin, koruyun ve orta namaza dikkat edin buyurarak, Miraç'ın en önemli hediyesi olan 5 vakit ibadeti, o hediyeyi gönderen zata hürmeten muhafaza etmemiz bizler için çok önemli. Eğer bizler bugün ibadetlerimizi kılarak muhafaza edersek, hafiz olan Rabbimiz bizi dünyada günahlardan, ahirette de ateşinden muhafaza edecektir. Çünkü hakiki bir namazın en önemli neticesi kul ile günahlar arasındaki en önemli bir perdedir.
اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi biz namazı müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kıldık. Ve bu vakti içerisinde yapacağı kişinin en kıymetli amel Efendimizin buyurduğu gibi vaktinde kılınan namazdır ifadesi. Ve اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Gerçek hakiki bir namaz elbette insanı kötülüklerden alıkoyar. Bu şuurda, bu imanla Rabbim cümlemizi namaz hakikatini anlayıp ve bu hakikat doğrultusunda namazlarımızı zayi etmeden ve ayet-i kerimede buyurulan secde et ve yaklaş. Rabbimize bizi yaklaştıran en önemli miracımız, en kıymetli asansör ve basamak olduğu düşüncesi ve niyetiyle her daim Rabbimize yaklaştıran en kıymetli ibadet olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Rabbim şu mübarek Ramazan hürmetine namazlarımızı zayi etmeden rızasına uygun bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbena teqabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim. Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Oruçlarımızı kabul eyle. Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimize türlü türlü nimeti olan Yüce Rabbimiz. Bizler senden çok razıyız. Sen de bizlerden razı ol. Ey Rabbimiz, kalplerimizdeki niyetlerimizi hayır eyle. Bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözler söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayır hasenatımızı, okuduğumuz Kur'anları kabul eyle Allah'ım. Bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselamın sünneti seniyyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden hayırlı eyle ya Rabbi. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Sarıkamış'a, 15 Temmuz'dan bugüne kadar senin uğruna fedayı can eden bütün şühedamızın ruhlarını şad eyle Allah'ım. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde her daim var eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya Rabbi, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden, sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.